Evet, bu dizinin son dersinde özet hazırlama, raporun temel bileşenleri, kaynakça hazırlama, atıf yapma, etik ihlaller ve intihal konusu üzerinde duracağız. Araştırma raporu 3 aşağı 5 yukarı şurada gördüğümüz temel bileşenleri içerir. Giriş, amaç, soru cümlesi, denenceler, çalışmanın kapsamı, sınırlıkları, tanımları, daha sonra literatüre dayalı olarak araştırdığınız sorunla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilir. Araştırmanın yöntemi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir ki eğer aynı yolu gidecek, aynı tür araştırma yapacak kişi olursa bu yolu izleyerek o da yapabilsin. Artı sonuçlarınız acaba gerçekten bu yol izlendiğinde aynı sonucu mu veriyor? Bu doğrulanabilsin diye. Bulgular ve yorum kısmı bulunur raporlarda. Sonra sonuç öneriler bölümü bulunur. En sonunda kaynakça ve varsa ekler yer alır. Biz bu ders süresince bu sayfadaki değişik mermiler üzerinde uzun uzadıya durduk. Bazıları ile ilgili çok fazla konuşmadık. Örneğin yöntem kısmı son derece önemli bir şekilde işlendi. Aynı şekilde örneklem seçme, verileri analiz etme, istatistik testleri yapma işlendi. Keza dersin başlarında kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme işlendi. Bu derste daha çok genel olarak biz nasıl atıf yapılır, nasıl kaynak gösterilir, nasıl kaynakça hazırlanır ve bunun yanı sıra bir miktarda etik ihlaller üzerinde duracağız. Önce öz ya da özet ile başlayalım. Bu daha çok bilimsel makalelerde rastladığımız ya da bildirilerde rastladığımız, yerine göre 200-300 kelimeyle sınırlı bir makalenin, bildirinin ana konusunu, araştırma sorusunu ya da sorularını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını veren genellikle bir paragraflık bir metin. Bu özle birlikte, abstraktla birlikte anahtar sözcükler de verilir. Değişik öz türleri vardır. Bilgilendirici özler, yapısal özler, genişletilmiş özler ve benzeri gibi. Özet ise aynı işlevi görmesine rağmen biraz daha uzundur. Birkaç paragraf hatta sayfa olabilir. Tez özetleri, kitap özetleri, bilimsel rapor özetleri bunlardan birkaçıdır. Aynı şekilde daha çok meşgul yöneticiler için araştırmanın kısa özetini veren yönetici özeti de bunlardan birim. Birkaç örneğe bakacak olursak öz örneği görüyorsunuz. Aslında kısa 200-300 kelimelik bir paragrafta araştırmanın diyelim ki 15-20 sayfalık belki de daha fazla temel noktalarını vermek oldukça önemli ve kolay gözükmesine rağmen çok kolay bir iş değil. Önce bağlamı belirleyeceksiniz bir cümle içerisinde. Bu konunun önemini ya da ilginç olduğunu hissedecek okuyucu. Arkasından araştırma sorusu ne onu vurgulayacaksınız. Bu konuda siz ne yaptınız? Nasıl yaptınız? Bulgularınız neler? Hangi sonuçları elde ettiniz? Ve bu sonuçlar benim her zaman kullandığım ne ifade ediyor koyunlar için, ne ifade ediyor, yararları neler, kullanılabilir mi gibi. Dolayısıyla bir paragraflık bir özette olabildiğince bilgilendirici o araştırmanın ne olduğunu veriyorsunuz. Özellikle tıpta yapısal özetlerde çok sık görülüyor. Bunlar da biraz önceki bilgilendirici özette verdiğimiz her bir nokta etiketleniyor. Etiketleniyor derken
Örneğin araştırmanın amacı, örneğin tasarımı ya da metodolojisi, örneğin bulguları ve bu çalışmanın değeri, yararı, orijinalitesi nedir diye. Aslında buradaki etiket sayısı daha fazla. Şimdi sayısını unuttum ama onun üzerinde başlık açabilirsiniz bu şekilde, amaç, yöntem vesaire diye. Tabii hepsinin kullanılması zorunlu değil. Burada da bu şekilde etiketlenmiş bir yapısal öz örneği, abstract örneği görüyorsunuz. Bu örnek ise bir rapor özeti. Gördüğünüz gibi nispeten daha uzun. Birkaç paragraftan oluşuyor ve raporla ilgili gene aynı şekilde amaç, ne yapıldığı, hangi verilerin kullanıldığı, ne tür değerlendirmelerin yapıldığı, hangi bulguların elde edildiği ve bu çalışmanın koyunlara yararının ne olduğu daha uzun bir özet halinde verilmiş durumda. Şimdi literatür değerlendirmesi kısmı konusuna birkaç şey söyleyelim. Bu kısımda araştırmanızla ilgili literatürü değerlendirmeniz lazım. Hatırlayacaksınız, kavramsallaştırma dersinde araştırma yöntemleri kitaplarından birinden yararlanarak demiştik ki önce araştırmacı araştırma yaptığı alanla ilgili genel olarak her şeyi tarayacak ve o genel çerçeve içerisinde kendi spesifik araştırma sorusu nereye oturuyor onu görecek. Arkasından da o spesifik soruyla ilgili bütün yönleri gözden geçiren çalışmalara bakacak demiştik. İşte literatür değerlendirmesinin amaç bu bağlamı sağlamak. Bununla ilgili gerek marjinal çalışmaları, gerekse spesifik olarak kendi araştırmasıyla ilgili çalışmaları gözden geçirmesi lazım. Ama literatür değerlendirmesi kabaca şu şunu dedi, bu bunu dedi demek değil. Literatür değerlendirmesi araştırmacının o konuda bilgi olduğunu, gerekli literatürü gözden geçirdiğini ortaya koymalı ve okuduğu kaynakları tanımlayıcı bir şekilde kısa özetlerini vermek yerine eleştirel bir şekilde literatür değerlendirmesine yerleştirebilmeli. Çünkü araştırma sonucunda kendi yaptığı araştırmasının daha önce yapılan araştırmalarla aynı bulguları elde edip etmediğini, etmediyse niye bu sonucun ortaya çıktığını, ettiyse bunun ne anlama geldiğini yorumlayacak son kısımda. Dolayısıyla da burada sadece bir kaynak listesi vermek yeterli değil. Genellikle yapılan şeylerden bir tanesi işte şuna göre bilmem ön yargı şudur biçiminde vesaire. Aslında bakılırsa bizim yazılarda çok sık görülen bir özelliktir. Yani literatür değerlendirmesinde bir sözü kimin söylediğinden ya da bir araştırmayı kimin yaptığından çok ne yaptığı ya da ne sonuca varıldığı önemlidir. Onun için de ona göre buna göre dediğinizde esas mesajı aslında birazcık bulutlandırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla da olabildiğince ne yapıldığını öne çıkaran bir dille yazılması lazım. Çünkü işte Tonta'ya göre şu şöyledir demek aslına bakılırsa esas mesajı bir bakıma değiştiriyor bir miktar ve Tonta'yı öne çıkarıyor. Onun yerine maddi bir şekilde ne yapıldıysa o araştırmada onu verip bir dipnot verip Tonta 1997 demek çok daha anlamlı. Aynı zamanda da daha kısa bir şekilde yazılmış olur literatür değerlendirmesi kısmı. Bu kısımda kuşkusuz biraz önce sözünü ettiğimiz genişletme, daraltma ve tekrar konuyu bütünleştirme kısmındaki kaynakların kendi konunuzla ilişkisini tartışmanız ve özetlemeniz lazım. Bu literatür değerlendirmesi için yararlanabilecek belli başlı bilgi kaynakları kuşkusuz kitaplar, dergiler, tezler, raporlar, elektronik ortamdaki bilgi kaynakları, ikincil kaynaklar,
tam metin veri tabanları, bibliografik veri tabanları hepsinin gözden geçirilip konunuzla ilgili her şeyi bulmanız lazım. Niçin önemli her şeyi bulmak? Özellikle tez yapmak söz konusu olduğunda araştırmacının kendi araştırmasıyla ilgili bütün kaynakları biliyor olması lazım. Özellikle de araştırmasını etkileyecek olanları gözden kaçırdıysa o zaman değerlendirme sırasında ama bak şu kişi şöyle bir araştırma yapmıştı, senin bundan haberin yok mu olayı gündeme gelebilir. Onun için de yalap şap yapılmış literatür taramaları yerine daha kapsamlı taramalar yapılmalı. Özellikle rapor ya da tez boyutundaki çalışmalar için sağlam bir literatür taraması önemli. Son zamanlarda çok moda olan işte yazdıkça atıf ver türü bir yaklaşım, cite as you write, aslında olmaması gereken bir yaklaşım. Şimdi biraz nasıl atıf yapılır, nasıl kaynakça hazırlanır onlara bakalım. Kaynakça ya da referans listesi ya da bibliografya, çalışmada kullanılan, araştırmada kullanılan bilgi kaynaklarının belli bir sisteme göre düzenlenmiş listesi. Belli bir sistem derken bu tıpta farklı olabiliyor, mühendislikte farklı, sosyal bilimlerde farklı. Örneğin bazı diyelim ki dergilerde dergi makaleleri yazılmayıp sadece makale adları yazılmayıp sadece dergi adları ve sayfa numaraları yazılırken bazılarına bu bilgi verilebiliyor. Gönderme yani atıf demek sizin araştırmanızda metin içinde verdiğiniz bir bilginin eğer başka bir kaynaktan alındıysa kaynağını gösterme demek. Bu iki şekilde yapılabilir, alıntı yapılabilir. Ya doğrudan alıntı yani o kişinin sözlerini aynen kullanırsınız tırnak içinde ya da kendi sözlerinizle ifade edersiniz. Ama her iki halde de orijinal kaynağa atıf yapılması gerekiyor. Bazı örneklere bakalım. Bu paragrafta örneğin şuradaki tırnak işaretinden bakarak başlayarak işte bibliometrinin şu şekilde tanımlandığı verilmiş. Yani kitaplara ve diğer iletişim ortamlarına matematik ve istatistik metotların uygulanması. Tırnak kapatılmış ve o kaynağın o cümlenin nereden alındığı, yazar soyadı ve yılı verilmiş. Aslında burada eksik bir referans verilmiş. Çünkü doğrudan alıntı yapıldığı zaman bir kaynaktan mutlaka sayfa numarasını da vermek lazım yıldan sonra. Burada o eksik. Öte yandan doğrudan alıntı olmayan, dolaylı kendi sözleriyle ifade edildiği yerler de var. Örneğin Ege 2005 sayfa 14 denmiş. Burada doğrudan alıntı yapılmamasına rağmen sayfa numarası verilmiş. Bir öncekinde doğrudan alıntı yapılmasına rağmen sayfa numarası verilmemiş. Bu metin içerisinde kısa biçimde atıf yapılan kaynaklar kaynakçada, referans listesinde, bibliografyada alfabetik olarak verilir. Gördüğünüz gibi burada A'dan Z'ye bu çalışmada kullanılan kaynaklar listelenmiş. Ve maalesef şans eseri bu paragrafta atıf yapılmış olan hiçbir kaynakta referans listemizde yok ama sizi temin ediyoruz ki eğer devam etseydi referans listesi bunun arkasından Ege, Herzl, Price, Glanzel, Pritchard'ın eserleri de gelecekti. Peki kaynak gösterme için ne tür sistemler var? Aslında birçok sistem var. Numaralı sistem örneğin kaynaklara metin içinde kullanıldıkları sıraya göre numara veriyorsunuz. Ve yararlanılan kaynakların alfabetik listesini oluşturduktan sonra numaralama işlemini yapıyorsunuz.
Mühendislikte falan bu numaralama sistemi birazcık daha farklı şekilde uygulanabiliyor. Hani metin içerisinde birden n'e kadar numaralamak yerine önce kaynakça oluşturuluyor. Örneğin ilk referans verdiğiniz kaynağın yazarı Z harfiyle başlıyor olsa bile ona kaynakçadaki numarası kaçsa, diyelim ki 77, eserin başında olmanıza rağmen 77 ile referans verebiliyorsunuz. Böyle bir durumda kaynakçadaki bir eseri birden fazla kullanmanız mümkün olduğu için eğer spesifik sayfa numarası vermeniz gerekiyorsa, örneğin kaynak numarası olarak 77, sayfa 117 dediğinizde o 77. kaynağın 117 sayfasından alıntı yaptığınız anlamına geliyor. Biraz önce gördüğümüz örnek ise yazar tarih sistemi olarak anılıyor ve oldukça sık bir şekilde rastlayabiliyoruz literatürde. Özellikle Amerikan Psikoloji Derneği'nin atıf stili olduğu için son derece yaygın. Yapılan iş biraz önceki örnekte de gördüğünüz gibi metin içinde atıf yaptığınız kaynağın yazarının ya da yazarlarının adlarını, yayın yılını ve gerekliyse sayfa numarasını vermek. Dolayısıyla bu kısa bir metin içi atıf, kaynakçada ise bu kaynakların açık biçimleri yer alacak anlamına geliyor. Burada yine nümerik sistemden ve yazar tarih sisteminden örnek görüyorsunuz. Örneğin burada metin içerisinde çok küçük ama 21 diye bir atıf verilmiş şurada. Çok muhtemelen metnin öncesinde aynı sayfada 18, 19, 20 numaralı atıflar da var. Dolayısıyla 21, diyelim ki Timurtaş'ın Nevai Anma Toplantısı 1962 yılındaki bir kitabının 26-37. Sayfalara atıf içeren bir bilgi. Biraz önceki örnekte görmüştük bibliometri ile ilgili olarak. Burada atıf yapılmış Derek Lowe'un eserine 2009 yılında yayınlanan ve 59-60. Sayfalardan alınan bir bilgi yazar tarih sistemine göre verilmiş. Çok değişik kaynak gösterme biçimleri var. Yani yüzlerce diyebileceğimiz kadar fazla. Hatta birazdan göreceğiz, kaynakça yönetim sistemleri olarak kullanılan EndNote vesaire gibi sistemlerde 3000'in üzerinde farklı sistem olduğunu biliyoruz. Belki de şimdi daha da artmıştır ama en yaygın olanları burada görüyorsunuz. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz American Psychological Association'ın APA stili olarak bilinen stili, Chicago Tribune, bunlar birbirine benzeyen, eskiden Tribune daha çok kullanılıyordu. Modern Language Association, özellikle insani bilimlerde sık kullanılan bir sistem. Tıpta, diğer disiplinlerde gene değişik kaynak gösterme biçimleri var. Bunların detayları o kadar önemli değil ama önemli olan şey, gerek metin içerisinde yapılan atıflardan kişinin metin sonuna gidip ya bu kaynakta hangi kaynakmış diye bilgi bulmasını, gerekse kullanılan bütün kaynakların belirli bir sisteme göre listelenmesini içeriyor. Bu aynı zamanda bu dersimizin konusu değil ama çok zengin bibliometri alanında kim kimden yararlanıyor, yazar ortak atıf analizleri, en son hangi konular birbiriyle ilişkilendirilmiş gibi çok değişik araştırma sorularını yanıtlamaya imkan veriyor. Burada 3 örnek görüyorsunuz. Amerikan Psikoloji Derneği'nin, Modern Dil Derneği'nin ve Chicago Tribune stilinin örnekleri. Aslına bakılırsa aynı bilgi veriyoruz. Sadece atıf yapılan kaynağın bileşenlerinin sıralanmasında bu o sıralama sırasında altı mı çizilecek yoksa şey mi gösterilecek, bunlar veriliyor. Örneğin
APA stilinde yazarların ilk adlarını vermek yerine sadece adlarının baş harflerini verirken, diyelim ki MLA stilinde ya da Turabayan'da bu adları açıyoruz. Turabayan'da diyelim ki ilk yazardan sonraki adları ilk ad soyad biçiminde verirken ve MLA'de APA'da yazarların hep soyadlarını ve adlarının ilk harfini alıyoruz. Gene Psikoloji Derneği'nin stilinde yılı hemen yazar adından sonra verirken diğerlerinde en son özellik olarak veriyoruz. Bunun gibi. Ama gördüğünüz gibi aynı bildiri içeriyor bu kaynakla ilgili. Sadece sırası falan değişiyor. Eğer metin içerisinde kullanırsak burada da gene bir fark var. APA örneğini daha önce görmüştük. Gördüğünüz gibi Tonta, Bitirim ve Sever. Yayın yılı sayfa 121 demişiz. Aynı şeyi MLA stilinde yılı vermeden Chicago Turabayan'da yılı vererek yapıyoruz. Birinde S harfi kullanılmış, birinde kullanılmamış vesaire. Bu tür değişiklikler olabiliyor. Örneğin APA stilinde metin içerisinde 6 yazara kadar soyadlarını veriyorsunuz ilk geçtiği yerde. Ondan sonra Tonta ve diğerleri diyorsunuz. Bunun gibi bazı kurallar var. Peki kaynakçaya nasıl yansıyor bu? Kaynakçaya yansıma biçimi de gördüğünüz gibi gene harfler, büyük harfleme vesaire konularında birbirinden biraz fark ediyor. APA stilinde yıl yine yazar adından sonra. Örneğin makale adı tırnaksız verilirken APA'da, diğerlerinde tırnakla veriliyor. Makale adının ilk harfleri büyük harflenirken MLA ve Chicago Travayan'da, diğerinde yapılmıyor. APA stilinde dergi adının italik olarak verildiğini görüyoruz ama son edisyonda galiba bu da kalktı. MLA'da ise altı çiziliyor falan. Gönderme açısından da metin içerisindeki göndermeler bu şekilde gördüğünüz gibi. Kaynakça hazırlarken nelere dikkat edilecek? Kaynakça hazırlarken metin içinde atıf yapılan her kaynağın mutlaka kaynakçada yer alması lazım ve kaynakçada yer almayan hiçbir kaynağın da metin içerisinde geçmemesi lazım. Eğer biz kaynakçaya metin içerisinde geçmediği halde bir şeyler ekleyeceksek bunu ancak yardımcı kaynakça diye adlandırarak yapabiliriz. Kaynakçadaki bildirim, her bir kaynakla ilgili bildirim doğruluğunu kontrol etmemiz lazım. Çünkü iz sürme açısından bu son derece önemli. Eksik bilgi olmamalı. Biçim açısından bu bibliografik bilgiler tutarlı olmalı. Alfabetikse alfabetik yapıya göre düzenlenmeli. Alfabetikse diyorum çünkü değişik düzenlemeler yapılabilir. Bazen türlere göre işte kitaplar önce, dergiler, raporlar sonra vesaire gibi verme biçimleri olabilir. Aslına bakılırsa biraz önce sözünü ettiğimiz bu yüzlerce farklı stil, özellikle kaynakça yönetim yazılımları ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş önemini yitirmeye başladı. Çünkü bu kaynakça yönetim yazılımları aslına bakılırsa bir stilden diğerine sadece bir düğmeye basarak bir makaledeki bütün metin içi atıfları ve kaynakçayı değiştirebiliyor. Çok son derece yararlı. Artı diğer kaynaklardan topladığınız verileri, diyelim ki kataloglardan, veri tabanlarından yaptığınız tarama sonuçlarını da kendi kişisel veri tabanınıza istediğiniz stile göre atmanıza imkan veriyor. Hatta demin sözünü ettiğim 3000 civarındaki stilden hiçbirini beğenmiyorsanız kendi stilinizi bile yaratabilirsiniz, tanımlayabilirsiniz ki dergi yayınlayan editörlerin bu yola gittiğini biliyoruz. Bunlardan
EndNote, ücretli olan EndNote biliyorsunuz Microsoft Word ile birlikte geliyor. Dolayısıyla belki bir kısmınız EndNote'u kullanıyor olabilir ama yine de bu tür kaynakça yönetim yazılımları için para ödemeniz gerekmiyor. Çünkü bir sürü ücretsiz yazılım da var benzeri, Zotero gibi, Site You Like gibi. O açıdan artık acaba işte yazarın ilk adı tamamen açılacak mıydı, tarih sonda mı gelecekti vesaire gibi detayları bu tür yazılımlara bırakabilirsiniz. Siz yeter ki kullandığınız kaynakları ya başka kaynaklardan, diyelim ki kataloglardan, çevrim içi kataloglardan ya da veri tabanlarından aktarın ya da eğer o yerlerde olmayan bir yeni kaynak giriyorsanız bütün bilgileri tam olarak girilmiş olsun.